alımlı kadınlar ve korkusuz erkekler. Çerkezler özel kutlamalarında kendilerini böyle hissederler. Bir Kafkas köyündeki halk dansları gecesi. Aslan Gvaşev için gecenin anlamı daha büyük. O, unutturmama mücadelesi veriyor. Gvaşev çoğu Rus'un Çarlık Rusyası'nda atalarına yapılan mezalimden haberi olmadığını söylüyor. Kış olimpiyatları geçmişi hatırlatma vesilesi olabilirdi. Olimpiyat oyunları bizler için son derece anlamlı ve son derece trajik bir yerde düzenleniyor. Olanlardan bahsetmeden orada olimpiyat düzenlemek doğru değil. Rusya'da artık sadece yaklaşık 700 bin Çerkez yaşıyor. Rus İmparatorluğu'nun Kafkasya'yı istilası sırasında Çarlık ordusu Çerkezleri kıyımdan geçirmişti. Kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapan topraklarda 150 yıl önce binlerce Çerkez katledilmişti. Hayatta kalanlar da sürgün edilmişti. Soçi yakınlarındaki Bolşoy Kiçmay köyünde 1000 kadar Çerkez yaşıyor. Köy okulunda ana dillerini ve kültürlerini öğreniyorlar. Ne var ki ana dillerini yalnızca evlerinde konuşuyorlar. Çerkezce Rusya'da göz yumulan ama teşvik edilmeyen bir dil. Çerkez köyümüzün etrafında Ruslar, Ermeniler ve daha birçok farklı milletten insan yaşıyor. Rusça hepimizin konuştuğu ortak dil. Yine de geleneklerimize ve dilimize yabancılaşmayacağız. Geleneklerin unutulmaması için öğrenciler birinci sınıftan itibaren haftada bir gün kültür buluşmasında bir araya geliyor. Yiğitlik, özgürlük ve sınırsız misafirperverlik hikayelerini dinliyorlar. Kültür ve gelenekleriyle gurur duyan Çerkezler olarak yetişecekler. Avrupa'nın en eski halklarından olan Çerkezlerin 1. yüzyıldan beri bu topraklarda yaşadıkları tahmin ediliyor. Ama artık bütün dünyaya dağılmışlar. Resmi Rus tarihi Çerkez trajedisini tanımıyor. Çerkezler çoktan asimile edilmiş olsalar da Kafkas halkları hala serkeş ve tehlikeli olarak tanınır. 19. yüzyılda neredeyse fiziki olarak yok edildiler. Şimdi de Avrupa'nın bilincinden silinme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Unutulmak neredeyse zulüm görmekten de beter bir durum. Buna kayıtsız kalınmamalı. Aslan Gvaşev, olimpiyat oyunlarının Çerkezler için de hayırlı olacağını ummaktaydı. Şimdi ise Çerkez geleneklerinin sadece olimpiyat programındaki folklorik bir unsur olarak kalmasından endişe ediyor. Olimpiyatlar maalesef çok talihsiz geçmişi olan bir yerde yapılıyor. Üzerinden 150 yıl geçti. Olimpiyat vesilesiyle bir jest yapılabilirdi ve Soçi barışmanın sembolü olabilirdi. Aslan Gvaşev gibi birçok Çerkez de hayal kırıklığına uğradı. Ne tazminat istiyor ne de diğer Kafkas boyları gibi şiddet tehdidinde bulunuyorlar. Ancak katliam ve tehcir sessizliğinin sona ermesini istiyorlar. Çerkezler geçmişleriyle gurur duyuyorlar.